Merhaba arkadaşlar. Bu hafta tek başımayım. Şöyle bir solo kamp hazırlığıyla geldim. Böyle çok dolu donanımlı gelmedim ama sırt çantam gene mama dolu. Yol üstünde iki tane yavru gördüm. Yavru köpek sokakta gerçi bunlar. Arazide değiller değil mi? Çok acıkmışlar bunlar ama bıraktım. Muhtemelen hafta efendik gelirse tekrar bırakırım. Hafta içi de uğrarım oraya. Çünkü gerçekten çok açlardı. İştahlıydılar. Yani araziye yakın gene. Müstakil evlerin olduğu yerlerdeydi. İşte kalan da buraya dağıtacağım. Bir çanta daha mamam var. Dediğim gibi solo kamp hazırlığıyla geldim. Gelen giden olur mu bilmiyorum. Ama bu hafta tek takılacağız. Neyse kamp alanında tekrar görüşelim. Arazide bisiklet kullanmak biraz sıkıntılı. Telefonla olmuyor. Görüşürüz orada. Arkadaşlar pek bugün öyle konuşasım yok. Doğanın sesini dinlemek istiyorum da. Ben yıllardır bu bölgeden geçiyorum. Fark etmediğim bir şeyleri fark ettim. Şöyle göstereyim öncelikle. Şurası. Şimdi zoomlayacağım ona. Eski bir yapı parçası. Ayrıca şu bölge kameraya çok yansıyacağını sanmıyorum. Ağacın olduğu bölgeyi şöyle biraz daha yaklaştırarak gösterebilirsem o bölgede güzel işaretler var. Özellikle şurası sonradan dikkatimi çekti. Tuhaf. Hadi kayalıklara çok fazla belki bakmamış olabilirim ama şurada eski bir yapı var. Önümüzdeki haftalardaki tur planı belli oldu. O iki kayalığın olduğu yere çıkacağım. Oralar gezeceğim. Şimdi kamp alanına doğru gidiyorum. Dediğim gibi solo bir kamp olacak. Çok fazla malzeme almadım yanıma. Tek başımayım. Mamalarım var. Sırt çantam bayağı ağır. Onun haricinde bir ağırlığım yok. Zaten geri dönerken boş geleceğim. İşte arazi biraz çekin değil. Daha önce defalarca buradan geçtim. Defalarca gösterdim ve düştüm de burada kaza yaptığım yer. Bu arada arkadaşlar bakın. Şimdi hep kalabalıkla gidince veya ne bileyim dikkat etmiyoruz herhalde. Şu taş yapısını görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Hep örme taş. Yani daha öncesinden buralar komple bir yapıymış zaten. Hep bir yapının parçaları bunlar. Kayalıklar falan yuvarlandı, düz değişti, şekli değişti. Daha yakınlarda şurası çökmüş. Hatta orada bile bir yapı parçası var. Şöyle kamerayı düzgün tutamıyorum ama yakınlarda şurası çökmüş arkadaşlar. Neyse ben birazdan yukarıda bir daha kayıt açarım. Bu arada sular akmaya başlamış. Sesleri mükemmel. Yakında böğürtlenler de çıkar. Avı durdular. Abi ben ilerliyorum. Biraz yavaş ilerliyorum yani gece gece. Gördüğüm her şeye takıldım bugün. Zaman geçirdim yani orada. Bu hafta bir konuya bir açıklık getirelim. Geçen haftaki videolardan dolayı işte defineci haftası takılmış. Arkadaşlar sürekli söylüyorum ben defineci değilim. Define aramadım, aramıyorum. Hatta geçen haftaki videoda saçma bir kelam geçmiş, kelime geçmiş. İşte defineyi koklayan adam gibi böyle. Ben söylemişim o kelimeyi yani saçma derken. Bayağı saçma. O hafta şuradan dilime dolanmış, sonradan hafızam canlandı. Engin Kelemençe hocam var. YouTube'da. Onun videolarını izliyorum sürekli. İşte kendisine tarihi koklayan adam gibi bir yakıştırma yaptı. Ki yakışıyor insana. Gerçekten çok kültürlü, çok bilgili bir abim. O anda öyle bir işte bilinçaltına yerleşmiş bir kelime diyeyim. Böyle çıkmış. Böyle işaretleri koklayan, araştıran, bilmem bulan değil de. İşaretler dikkatimi çekiyor. Bir, ikincisi yaşanmışlık olan. Daha önceden yaşanılan yerler. Yani bilmiyorum his mi diyeyim. Herhalde hislerim kuvvetli. Bir şekilde
orayla ilgili bir yaşanmışlık olduğunu hissediyorum. O tarafa doğru yürüyorum. İstem dışı yürüyorum yani. Hani sürekli bir yerlere giderken işte bilinçli ben burada bir şey bulurum. İşte veya şu işaret burayı gösteriyor deyip bir yerlere gitmiyorum ben. Bir şu ana İstem dışı gidiyorum. Ondan dolayı demişim bu lafı da. Yani işte yaşanmışlıkların olduğu yerler çekiyor beni. Hissediyorum bir şekilde. Hele buralar muhteşem. Her yer yaşanmışlık dolu. Neyse arkadaşlar. Kamp yerinde daha uzun uzun muhabbet edeceğim. Önce şöyle bir rampa var. Bu arada sular akmaya başlamış dediğim gibi. Manzara süper. Ben şu rampa yerinde çıkarayım abi. Hiç delikanlılık yapma zamanı değil. Zaten tek başımdayım. Bekleyen yok. Bugün öyle tek takılacağım. Ağır ağır gece gece gidiyorum. Ben etrafımı seyrediyorum. Ama rampa çıkarken telefonu kapatacağım. Orada görüşelim. Tekrar kayıt açtım. Şu benim eşkıya yolu dediğim bir yer var. Yani arkadaşlar arasında öyle biliyoruz. Ben tek başıma takılıyordum oraya. Manzaraya hakim bir yer olunca geliş geçiş yollarını hep görüyor. Oraya eşkıya yolu dedim. Kaydı niye açtım onu söyleyeyim de. Kanıtlar görebiliyorsunuz. Burada her yer yaşanmıştık. Yani kanıtı derken şu taş yanlarından bahsediyorum arkadaşlar. Yani daha önceden işte minik minik büyük büyük evler varmış. Yukarılarda daha çok fazla onlardan. Neyse ben şu tepeye bir tırmanayım aşağıda.
suyu kaynar kaynamaz demlerseniz çay bulanık çıkabilir. Kaynama devam ediyor çünkü. Artı çayın suyunu 10-15 saniyeden fazla kaynatmayın. Çok fazla kaynatmayın. Çayın sudaki oksijen bitiyor. Oksijen bittiği zaman da çayın tadını alamıyorsunuz. Çay aromasını veremiyor bir türlü. Tabii çayınızın kalitesi önemli ama normal yani basit marketten aldığınız çayla da köz üzerinde mükemmel çay yapabilirsiniz. Demi keyfinize göre ayarlayacaksınız. Ama çay konusunda hani üstüme yoktur demeyeceğim ama iddialıyım. Çay konusunda çünkü çay çok seviyorum. Kahveyi çok seviyorum. Çay demlerken çok özenirim. Çok dikkat ederim. İtinayla yaparım. Dediğim gibi bir yaklaşık 15 saniye falan kaynar. Oksijeni gitmeden indiririm. Hemen akabinde yaklaşık bir 20 saniye, 25 saniye veya 30 saniye civarında da suyu bekletirim ki kaynaması bitsin yani. Kaynama olayı kalsın komple. Fokurdama bitsin. Çayı ondan sonra dökerim üzerine. Bulanık da çıkmaz çayın. Tabi bu şekildeyken de böyle hafif sıcak kaynamayacağı bir yerde dinlendirirseniz mükemmel bir şey. Yağış başladı. İnce ince yağıyor ama hava berbat. Islanacağız. Arkadaşlar bu arada bisikletimi eski haline getirdim. Yani seri sepet bagaj ne varsa taktım. Şu çantayı değiştireceğim. Yeni çanta alacağım. Şuradan bahsedeyim ben size biraz. Herhalde şuraya otururum birazdan. Çünkü yağış başladı. Ama ateşim burada. Yapacak bir şey yok. Islanmamak için ateşi feda edeceğiz. Ben ufaktan ufaktan taşınmaya başlayayım buraya. Kampalanın şu kayanın altına çektim. Orası mağara gibi, in gibi bir yer. Çok fazla yağmur almıyor, iş görür. Orayı boşalttım, orada kamp ateşim hala böyle köz halinde duruyor ama sıkıntı yok. Oradan biraz odun götüreceğim şimdi. Tekrar orada görüşürüz. Of. İkinci ateşimi yaktım. Üstüm kapalı. Duman çok güzel çıkıyor yalnız buradan. Tepeye doğru gidiyor. Tehlikeli olabilir mi? Olabilirdi ama çok öyle göçeceğini de zannetmiyorum. Arkadaşlar bekliyorum. İki arkadaş daha geliyor. Sonradan kampa dahil oldum. Aslında bugün tek kaldıydım yani. Tek kalmak zorunda kalmıştım. Arkadaşlar da gelecek şimdi. Onlara bir çayımız var. Fazla bir şeyim kalmadı. Dediğim gibi bugün bir solo kamp düzeni kurdum. Yani çok fazla bir şey almamıştım yanıma. Ama yanımdaki hazırlığı paylaşacağım. Kendim yedim zaten, kalan onları ayırdım biraz. İşte çayımızı paylaşacağız. Onlara da gereken kahve getirecekler. Gene kahve içtiğinde sohbet muhabbet ateş başında. Ufak tefek de çalı çelipi toparladım. Çok fazla almadım. Her şeyin fazlasına karşıyım arkadaşlar. Yani ateşin fazlasına da karşıyım. Neticede doğada bu odunlar boşa gitmiyor veya doğaya bir zarar vermiyor. Diğer düşen odun bir şekilde çürüyor, toprağa karışıyor, toprağa gübre oluyor. Yani bir işe yarıyor, bir sirkülasyon var, duvarın döngüsüne bir faydası var bu odunun da.
Veya bizden sonra gelecek bir kampçı yakıyor veya biz yakıyoruz. Netice itibariyle fazlasını yakmanın bir manası yok. Ben ısınmak için ateş yakmadım şimdi. Hem ateş çıtırtısı duyacağım. Arkadaşlar doluya yakalandık. Yağmur doğru karışık, bayağı şiddetli geldi. Hava simsiyah zaten, daha devamı gelecek. Sonradan arkadaşlar geldi, kamp alanından ayrıldık şu anda. Şöyle arkadaşlar ön tarafta bisiklete binerim şimdi, ben önde gidiyorum da. Neyse şu yağmur iyice hızlanmadan biz bir kaçalım buradan. Hadi biz iyi ıslanacağız bugün. Islanacağız da çamura bakmayalım. Çamur dolacağız artık. Ben eve gider gitmez bisikleti yıkıyorum artık her hafta. Yağlıyorum, bakımlarını yapıyorum, oturma odasına kaldırıyorum abi. Vallahi benim bu hafta zor. Eskisi gibi bırakıvermiyorum. Önceden atardım. 2 ayda, 3 ayda yıkardım bisikleti de şimdi öyle değil. Şimdi evin içinde ya. Ben de oturma odasında durduruyorum can. Bu evin içinde şu anda ya. Ha senin ev karman karışık, doğru. Bir şurada kaydı kapatayım da. Karşıya atlayacağız, sıkıntılı burası. Yerler iyi çamur olmuş ya. Suyu dolduralım bir de. Bu hafta arkadaşlar yağmura yakalandık. Perişanız, her taraf çamur zaten. Ben de baya baya ıslandım, hatta gözlük camları bile, hiç gözü görmüyorum şu anda, hiçbir şey göremiyorum. Yine biraz önce gelirken iki abiyle karşılaştık. Biraz onlarla asper ettik. Arkadaşlar geride kaldı. Şimdi onları bekliyorum, hatta ben biraz hem bisiklet süreyim. Hem de biraz daha köye yaklaşmış olayım. Köyde sığınaklı bir yer bulayım. Yağmur yağıyor, birazdan daha da hızlanacak belli artık. Bu hafta bayağı eğlenceliydi. Yaklaşık 2 saat tek başıma takıldım. 3 saat falan tek başıma takıldım. Sonrasında iki arkadaşım geldi. Onlarla çay, kahve, sohbet, muhabbet artık devamını böyle getirdik. Ha bu arada Korelilerin ilk çamur testi. Gayet güzel gittik. Lampalar da şeyde yormadı beni sağ olsun. Yani bu hafta ilk çamurunu da gördüm. Bu kadro, bu donanım komple ilk çamurunu gördü diyeyim. Önceki hali baya baya çamur görmüştü de. Şöyle köy merkezinde gördüm arkadaşlar. Gideriz zaten sillemeyken. Neyse bu haftalık bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkür ettim. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.